أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، رب زدنا علما وفهما ونورا وألحقنا بالصالحين. Alemlerin Rabbi, Halik-i Zülcelal vel Kemal Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Cümlemizi meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin. Rızasına nail eylesin. Hidayette sabit eylesin. Her türlü batıldan, şirkten, küfürden, şikaktan, nifaktan, isyandan, masiyetten, masivadan bizleri halas eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca bir hayat yaşamayı, iman ve şehadet üzere de huzuruna varmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin diyelim. Ve Yusuf Suresi 54. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillah. وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي İlâ âhir-i âye. وَقَالَ الْمَلِكُ Melik dedi ki, yani Yusuf aleyhisselam zindandan çıkartıldıktan, sarayda işte daha önce okuduğumuz ayeti kerimelerde ifade edildiği üzere Yusuf aleyhisselam açıklamalarda bulunduktan sonra şimdi kral diyor ki, İtuni bihi, Yusuf'u yanıma getirin. Yani daha öncesinde de Yusuf'un getirilmesini emretmiştin. Ama o zaman zindandan çıkartılıp saraya getirilmesini. Şimdi yanıma getirin diye kral talimat veriyor. Niçin? Estehlishu li nefsi. Ben onu kendime İşte danışman yapacağım, yaklaştıracağım, katımdan kendisine makam, mevki, rütbe vesaire vereceğim diye kral Yusuf Aleyhisselam'ı yanına davet etti. Felemma ne zaman ki kellemehu, Yusuf Aleyhisselam'la kral konuştu, mükaleme etti. Yani mülakatta bulundu. Yusuf Aleyhisselam'a bir görev verecek, tevdi edecek ama öncesinde Yusuf Aleyhisselam'la bir mülakat. Hani böyle yazılı imtihan, sözlü imtihan değil ama karşılıklı bir konuşma aralarında geçiyor. Bu konuşmada kral Yusuf Aleyhisselam'a bir takım şeyler soruyor. Yusuf Aleyhisselam çok fazla lisanı bilen, yani sadece onların konuştuğu dili değil, çok farklı dilleri de konuşabilen, Rabbimizin kendisine öğrettiği öyle bir peygamber, kralla hangi dille seninle konuşmamı istiyorsun der. İşte Arapça konuşur, Farsça konuşur, kral anlamaz ne konuşuyorsun diye. Yani bir defa ne kadar donanımlı, kaç tane dil bilen biri olduğunu. Sonra da ya bu rüyanın tabirini senden duymadık, öyle söylemişsin, sarayda anlatıldı ama bir de bana yüzüme anlat dedi. Yusuf Aleyhisselam da rüyanın tevilini ama belki bizim bilmediğimiz çok daha farklı yönleriyle kendisine izah edince, aralarındaki bu konuşmadan sonra kale, kral dedi ki, اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Artık bugün ve bundan sonra sen bizim katımızda önemli bir makama, yüksek bir rütbeye sahip ve artık sen güvenilir birisin. Nereden nereye diyoruz yani.
ta kardeşlerinin kuyuya bıraktıkları, terk ettikleri, sonrasında zindanlarda geçen koca 12 sene, akabinde şimdi kral ne diyor ona? Artık sen bu sarayda benim yanımda büyük bir makama, önemli bir göreve getirildin ve sen güvenilir birisin. Karşı taraftaki insanın sizin için sen güvenilir birisin demesinden daha güzel bir rütbe, bir makam olur mu? Yani siz kendinizi ne kadar reklam ederseniz, ben şöyleyim, ben böyleyim diye pazarlarsanız bunun çok kıymeti yok. Karşı taraf bile size hakikaten güvenilir, emin, işinin ehli biridir diyorsa işte bu Allah'ın lütfudur, nimetidir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kralın bu teklifine bakalım nasıl cevap veriyor. Hani şimdi zamanımızda birileri küfrün hakim olduğu, şeriatın, İslam'ın olmadığı rejimlerde, düzenlerde, sistemlerde görev almayı küfür telakki ediyorlar. Maalesef bazı böyle kendilerine selefi diyenler, işte efendim burada tağuti bir sistem var, şer'i bir nizam yok. Dolayısıyla şeriatın olmadığı ülkede, tağutla yönetilen ülkede bir Müslüman görev alamaz. Siyasete giremez, memur olamaz, imam olamaz, asker olamaz, polis olamaz diyorlar. Ve bunu da sözüm ona Kur'an'a dayandırarak, delillendirerek ifade ediyorlar. Birçoklarının da aklını maalesef çeliyorlar. Peki hakikat ne? Şeriatın olmadığı, İslam'ın olmadığı ülkelerde, düzenlerde, memleketlerde görev almak küfür müdür? Tağutun hakim olduğu düzenlerde memur, işte imam, bana bile adam ben senin arkanda namaz kılmam dedi. Niye? Sen düzenin imamısın dedi. Bu düzen şeriat düzeni olmadığına göre şeriatın olmadığı düzende imam da olsan kafirsin, Diyanet İşleri Başkanı da olsan kafirsin. Hele siyaset yapanlara aslında bunlar farkında değiller ama iplerini İngiliz tutuyor. Batılın propagandasını yaptıklarını zannetmiyor, anlamıyorlar. Kendilerini hakikat üzere öyle kandırılıyorlar. Çünkü bir iki tane ayet okudun mu, bir iki ayet ezberlettin mi, bir tanesiyle böyle konuştum. Yani böyle dıştan baktığın zaman zaten tipleri birbirlerine benziyor. Böyle sakallarının üstünden almazlar. Bir tutamdan da fazla bırakırlar. Takke, sadık da takmazlar. Gördüğünüzde tanıyasınız diye söylüyorum. Ve bunlar kendilerine genelde Ebu lakabı da künyesi de takarlar. Bunların meşhurları, başları içerideydi. Epey zaman içeride kaldı. Sonra dışarıya çıkartıldı ama şu an durumu nedir bilmiyorum. Ayetlerle Müslüman mahallesinde Müslüman gençleri kandırıyorlar. Efendim, bu dediğim söylemler üzerinden DAEŞ'e şu memleketten nice gençleri cihada göndermek niyetine, İslam adına mücahit olacak, cihad edecek, şehit olacak diye Suriye'de DAEŞ militanları arasına kandırdıkları, hele Avrupa'da daha fazla ama bu memlekette de kandırdıkları insanlar var. Birkaç ayet bilmekle, birkaç ayet okumakla maalesef ma teessüf işte. İşte insanları nasıl kandırdıklarını ve bu kandırırken de en çok karşı tarafın cehaletinden istifade ettiklerini anlamak adına. Yani bilen insana karşı söyleyecek sözleri yok. Bir tanesiyle konuştuk. Bana işte sen düzenin hocasısın, sizin arkanızda namaz olmaz diye böyle bir iki ayet okudu. Mevla ne diyor işte? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Ezberledikleri iki ayet var zaten. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafirdir. Bugün Allah'ın indirdikleriyle hükmediliyor mu? Dolayısıyla Allah'ın indirdikleri Kur'an'la, şeriatla hükmetmeyen
Devlet de kafir, memur da kafir, hoca da kafir. Hemen yaftayı yapıştırıyorlar. Halbuki bu ayet-i kerime kim hakkında nazil olmuş, sebebin üzülü nedir, öncesi, siyasi ba nedir bilmeden, Kur'an'da başka ayetler var mı bakmadan hemen böyle damgayı yapıştırıyor. Benim zavallı cahil Müslüman kardeşim de ayet okuyor ya. Allah diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. E o zaman bunun daha ötesi berisi yok diyor. Efendim ona kafir, buna kafir damgası vurmaya devam ediyor. Şimdi meseleyi uzattık. Yusuf Aleyhisselam'a kral, gel sana sarayda bir görev vereyim, bir yetki vereyim. Seni yanıma yerleştireyim, sana büyük bir imkan tanıyayım, danışman yapayım teklifini yaptığında. Bu zihniyete göre Yusuf Aleyhisselam'ın ne demesi lazım? O günün kralı Müslüman mı? Mısır'da o zaman şer'i hükümler mi hakim? O zaman Yusuf Aleyhisselam ne demesi lazım? Tağut sisteminde bana teklif ettiğin bu görevi reddediyorum demesi lazım, değil mi? Öyle değil mi? Bakalım ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Kale diyor ki, اِجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ Eğer bana bir yetki, bir görev vereceksen, bana bu toplumun, bu toprağın, bu ülkenin, bu devletin hazinelerinden sorumlu Maliye Bakanlığı görevini ver tabiri caizse. Bak görev istiyor Yusuf Aleyhisselam. Ben bu batıl düzende, bu tağut sistemde görev almam demiyor. Peki o zaman haşa Yusuf Aleyhisselam bu söylemiyle, kralın bu teklifine icabet etmekle, o günkü düzende görev almayı kabul etmekle haşa kafir mi oldu? Şeriatta şöyle bir kaide var. Mecelle der ki bir şeyin tamamını yapamıyorsanız tamamını terk etme hakkınız yok. Tamamını yapabiliyor musun? Yok. O zaman madem ben tamamını yapamıyorum hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmama kurtarmaz. Yapabildiğin, becerebildiğin kadar. Bak Yusuf Aleyhisselam bana tanınan imkanla ben şimdi Maliye Bakanlığı ile girerim işe. Zaman sonra hedefim Allah'ın dinini hakim kılmak. Ama bunun için bir basamak, bir adım. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde karşısında Yahudiler, Medine'de yaşayan iman etmemiş muhataplar var mı? Toplumun %10'u Müslüman. %90'la Allah Resulü anlaşıp bir koalisyon devleti, onlarla birlikte ittifak yapıp bir devlet kurdu mu? Dolayısıyla nasıl bir dine müntesip, nasıl bir peygambere iman ettik? Bu dinin davetini, mesajını anlamazsak işte böyle İngiliz oyuncaklarının elinde maşa oluruz. Allah fırsat vermesin. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Şimdi buradan başka bir şey daha söyleyelim. Ya ben bir peygamberim. Benim işim insanlara vaaz etmek. Benim işim insanlara tevhidi anlatmak, nasihat etmek, Allah'tan başka ilah olmadığına çağırmak. Dolayısıyla benim siyasetle, benim devlet işleriyle ne işim olur diyor mu? Ne diyor? Beni halkın ileride karşılaşacağı, rüyayı tabir etti ya, 7 senenin akabinde gelecek 7 kıtlık senesi var. Dolayısıyla o kıtlık seneleri, o felaket yılları gelmeden ekonomiyi bilen birinin ele alması lazım. İşte o benim diyor Yusuf Aleyhisselam. Ki devamında ne diyor? İnni hafizun alim. Çünkü muhakkak ki ben hafiz, yani muhafaza ediciyim. Hakkı hukuku gözeticiyim. Kimseye hakkından fazlasını vermem. Ekonomiyi kimseye peşkeş çekmem. Ben bu işleri alim, bilenim diyor Yusuf Aleyhisselam. Dolayısıyla burada ne anlamamız lazım? Vatandaşın sıkıntılarına, derdine kulağını kapatıp sadece vaaz eden, nasihat eden bir peygamber göndermedi Allah. Toplumun neye ihtiyacı var? Toplumun sorunlarına
çözüm üreten bir peygamber. Hayatın ortasına, hayatın içine, vatandaşın yaşantısına dokunan bir peygamber. Benim siyasetle ne işim olur ya? Devlet işine ben ne? Demiyor bak peygamber, ben devlet işine. Efendim bakanlığa talibim, zaten sonrasında da Mısır'ın bütün yetkileri kendisine tevdi edilecek. Yani bugünün dini konuşan, dini anlatan alimler, hoca efendiler, büyükler sadece İslam'ı anlatmakla değil, toplumsal sıkıntılara, problemlere de çözüm üretmek durumundadır. Allah dini sadece insanlara vaaz etmek, nasihat etmek için göndermedi. Din yaşanan müesses bir nizamdır. Yani hayatın her alanına karışacak. İşte peygamber, ben Maliye Bakanı olacağım diyor. Çünkü o günün şartlarında ekonomik sıkıntı var. Lut Aleyhisselam kavmindeki o ahlaksız LGBT'cilerin aile yapısını, toplum yapısını, gelecek nesli mahvettiğini görünce insanlara nasihat eden, vaaz eden bir peygamber değil, LGBT ile mücadele eden bir peygamber kimliği ortaya koydu. Şuayb Aleyhisselam zamanında ticarette sahtekarlık yapan, insanları ekonomik üzerinden sömüren, azgınlaşan bir güruha karşı ekonominin, ticaretin ahlaki kriterlerle yapılması noktasında o baronlara karşı bir mücadele eden Şuayb peygamber. Halka zulmeden, halka eziyet eden, Firavun'a karşı mücadele eden Musa Aleyhisselam. Bak, peygamberlerden hiçbiri postuna, mihraba çekilip de karşısındaki insanlara nasihat eden, vaaz eden böyle bir peygamber göndermedi Allah. Her gönderilen peygamber o toplumda batıl ne varsa ortadan kaldırıp yerine hakkı hakim kılmanın mücadelesini vermişlerdir. İşte Yusuf Aleyhisselam da ben talibim diyor, bak göreve. Ulema buradan da fetva çıkartıyor bak. Göreve talip olmak caiz midir? Yusuf Aleyhisselam kendisine önce tevdi edilen bir makam var. O makama karşılık Yusuf Aleyhisselam da benim ilgi alanım, yapabilecek olduğum ve şu an toplumun en çok bunalımda olduğu, kriz yaşadığı bu ekonomiyle alakalı bana bir yetki ver diye yetkiye talip oluyor. Ulema buyuruyor ki kendisi adalet ve şeriat üzere hükmedeceğini, yöneteceğini, yapabileceğini, liyakatini, kabiliyetini bilen birinin Yusuf Aleyhisselam gibi devlet yönetimine talip olması caizdir. Ama bununla beraber yönetime talip olmak mekruhtur der ulema. Çünkü sahabeden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Ya Resulallah, işte bize kimisi dedi ki valilik ver, kimi dedi ki kadılık ver. Görev istediler Efendimiz'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne buyurdu? Bu görevler, bu makamlar isteyenlere değil, hak edenlere verilir. Yani sen istedin diye, talep ettin diye isteyenlere makam dağıtan bir anlayış yok İslam'da. Yani eskilerin ifadesiyle ne diyor büyükler? Bizde görev istenmez, görev verilir. İşte bunun İslami karşılığı. Müslüman yönetime talip olmaz. Başkan olacağım, milletvekili olacağım diye efendim aday olmak için öyle reklam, propaganda, ne olur beni seçin. Böyle talepleri olmaz. Ya onlara eğer hak ediyorlarsa, liyakatleri varsa görev yukarıdan ya da halk tevdi eder. Burada da Efendimiz devamında buyuruyor ki hadis-i şerifin, layık olduğu halde, ehliyetli, liyakatli, kendi istemediği halde kendisine görev tevdi edilirse bu görevi kabul edip o görevi icra edene Allah yardım eder.
Ama kendine vazife verilmedi. Kendi talep etti. Ne olur beni seçin. Ne olur ben aday olayım. Allah da onu diyor yardımsız bırakır, onu rezil perişan eder. Çünkü bu makam, bu görev, efendim öyle insanları yönetme, devlet adamlığı, ateşten gömlek giymektir. Efendim bunun ahirette vebali hesabı çok ağır olacak, öyle talep edilecek, istenilecek işler değildir. Ancak görev verildiğinde de ulema buyuruyor ki, liyakatli, ehliyetli birine, işte seni vekil seçtim, sana şu bürokrat görevi, seni şu makama tayin ettim dendiğinde bunu kabul etmek de vaciptir. Bazı alimlere göre farz-ı kifayedir. Görev istenmez ama verildiğinde de görevden kaçılmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devri hilafetinde hatırlayın, İhtiyar yaşlı bir kadının gecenin bir vaktinde hani ihtiyacını karşılamış, yardım etmişti. Kadına da ertesi gün halifenin makamına gidip Ömer'den yardım istemesini söylemişti, değil mi? Ben Ömer'im demiyor ona, bak yarın makama gel, Ömer'e derdini arz et, Ömer sana yardım etsin. Kadın tanımıyor Ömer'i. Ne dedi? Koca halife-i müslimin devlet başkanı Ömer'e. Allah dedi Ömer'in belasını versin. Haşa ve kelle. Hazreti Ömer dondu kaldı. Ana dedi, niye beddua ettin? Ömer ne etti sana dedi. Ömer senin bu halini, derdini, ihtiyacını ne bilsin dedi. Hani bildiği halde sana yardım etmezse tamam o zaman beddua et. Ama Ömer seni ne bilsin? Yaşlı ihtiyar kadının cevabı. Madem bilmeyecekti niye halife oldu dedi. Devlet makamı böyle bir görev. Senin yetkin alanında, senin görev yaptığın yerde birinin ihtiyacı olur da senin haberin olmazsa Allah onun hesabını sana sorar. Dolayısıyla böyle göreve akıllı Müslüman talip olmaz. Ama böyle bir görev kendisine tevdi edilirse de kendi de liyakatli ise o zaman bu görevi de reddetmez. Yusuf Aleyhisselam da elbette liyakatli olduğu için durum vaziyetin vehametini gördüğünden kralın teklifine ne dedi? Madem bana sarayda görev vereceksin, o zaman beni hazinelerden, maliyeden sorumlu, yetkili yap dedi. Ve kezalike mekkennâ li Yusufa fil ard. Böylece diyor Cenab-ı Hak, biz Yusuf'u Mısır'da ne yaptık? Yerleştirdik. Yani iktidar sahibi yaptık. İfadeye dikkat ediyor musunuz? Ne diyor Mevla? Bak kral Yusuf'a böyle teklif etti. Mevla söylüyor. Yusuf Aleyhisselam da bakanlık istediğini söylüyor. Ama ne diyor ayetin devamında? Biz Yusuf'u Mısır'a iktidar yaptık. Kim yapmış? Kralın tercihiyle yüzde bilmem kaç oy alarak kazandı demiyor Allah. İktidara ben getiririm diyor Allah. İktidardan da ben indiririm diyor Allah. İktidara getirmek kimin yetkisindeymiş? Güç, kuvvet. Hani diyor ya ayette, ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. Ya Rab sen dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Dilediğini muhtar bile olamayacak denirken nerelere getirmeye kadirsin? Ama dilediğini bir zamanların muktedir olan esip gürleyenlerini zillete düçar edecek kadiri mutlak olan Allah'tır. Dolayısıyla zafer, netice, nusret kimin elindeymiş? Yok işte ben kazandım, ben başardım, falancalar olmasaydı, falanca şöyle zekiydi, böyle deaydı. Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan iktidara taşıyan kim? Aklına gelir miydi zindandan Mısır'ın sultanlığına? Allah işte biz böyle yaparız diyor bak. İktidara getirmek de bizim elimizde, iktidardan düşürmek de bizim elimizde. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Rabbim bizi rızasında daim hidayet üzere sabit eylesin diyelim. Rızanillah el-Fatiha.